Hayatım Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay butik işi örnek çalışmasını yapacağız. Çok hızlı ilerliyor. İki sıranın tekrarından oluşuyor. Sizler farklı ipler kullanarak istediğiniz her yerde modeli değerlendirebilirsiniz. Yani kışlık örgüleriniz için kışlık ipler, angora tarzı ipler kullanabilirsiniz. Mevsimlik veya yazlık örgüleriniz için de yine koton veya merserize iplerle modeli değerlendirebilirsiniz. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına geçebiliriz. Başlarken üçün katları olacak şekilde zincir çekiyoruz. Artı bir zincir daha ekliyoruz sonda. Ya da saymadan dilediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Yine ilk sırada model kurulumunu yapıyoruz. O yüzden sonda fazladan kalan zincirlerinizi kesebilirsiniz. Şimdi ilk zincirimi atladım. İkincisinin içine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen altta 1, 2, 3 zincir atladım. Dördüncünün içine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 atladım. Dördüncüsünün içine bir sık iğne. 3 zincir. 3 atladım. Dördüncüsünün içine bir sık iğne. İlk sıramızda bu şekilde yuvalar oluşturuyoruz. Sona kadar aynı şekilde devam edelim. Birinci sırayı tamamladıktan sonra buradaki boşluklarımızı sayıyoruz ve tek sayıda olmasına dikkat ediyoruz. Yani 3, 5, 7, 9 şeklinde. Şimdi benim 9 tane boşluğum var ilk sırada. 3 zincir ve döndüm. Hemen ilk boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Sıradaki boşluğun içine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki boşluğun içine 3 ikili trabzan. Bir, iki, üç zincir. Sıradaki boşluğun içine bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Sıradaki boşluğun içine 3 trabzan şeklinde ikinci sırayı tamamlıyoruz. Evet, son 3 zincirimi çektim ve son boşluğun içine yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Sonda trabzanla bitirmemiz gerekiyor. Şimdi burada başlangıçta ilk sıraya başlarken bir sık iğne çekip ondan sonra zincir çekmiştik. Bu bir sık iğnenin üzerine batıyorum. Bir tane kenar trabzanı yapacağım. Evet, ikinci sırayı tamamladık. Tekrar bir zincir ve döndüm. Hemen ilk kenar trabzanın üzerine battım. Bir sık iğne. Tekrar 3 zincir ve ilk boşluğun içine atlıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Sık iğnenin üzerine atlayıp ikinci boşluğun içine bir sık iğne. 3 zincir. Tekrar sıradaki boşluğun içine atladım. Bir sık iğne. İlk sıranın tekrarını yapıyoruz. Model 2 sıranın tekrarından oluşuyor. Bakın burada bir V oluştu. Gördüğünüz gibi. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Tekrar üçüncü sırayı göstereceğim. Tekrar sona geldim ve 3 zincir çektim. Son kenar trabzanımın üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir ve döndüm. Hemen trabzanımızın üzerindeki boşluğa 3 trabzan, 2
ve 3, 1, 2, 3 zincir, aradaki boşluğa bir sık iğne. Bir, iki, üç zincir ve trabzanımızın üzerindeki boşluğa yine üç trabzan. Tekrar üç zincir, aradaki boşluğa batıyorum, bir sık iğne. Sona geldiğimiz zaman sonda yine sık iğnemizin üzerine bir tane kenar trabzanı yapıyoruz ve bir zincir çekip ilkin üzerine bir sık iğne, tekrar 3 zincir çekerek ikinci sıranın tekrarıyla devam ediyoruz. Şöyle gösterecek olursam sık iğnemi yaptım, 3 zincir araya batıp bir sık iğne, 3 zincir bir sık iğne, 3 zincir bir sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Şöyle hemen diğer örnek parçamın üzerinde de gösterecek olursam, gördüğünüz gibi aralarda trabzanla yapılmış V boşlukları varmış gibi görünüyor. Gerçekten yapımı çok kolay ve çok hızlı ilerliyor. Dilediğiniz her yerde iplerinizi farklı kullanarak değerlendirebilirsiniz. Modelimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.